Mudanya'mızın basın mensupları, siyasi parti temsilcileri, emniyet görevlilerimiz, çok değerli Mudanya halkı, hepiniz hoş geldiniz. Myanmar'ın batısında Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlar, son zamanlarda artan insanlık dışı işkence, asimilasyon ve yok etme gibi muamelelere maruz kalmışlardır. Öteden beri din ve vicdan özgürlüğü, konut ve mülkiyet hakkı, evlilik, eğitim ve öğretim, haberleşme, vatandaşlık ve kimlik edinme gibi en temel insani haklardan mahrum olarak yaşamaktadırlar. Bütün bu insanlık dışı muameleler yetmiyormuş gibi son aylardan hunharca, canice yaşam hakları da ellerinden alınmıştır. Müslümanlar birer birer katledilirken kadın ve çocuklara tecavüz, çocukların uzuvlarının parçalara ayrılması, din adamlarının öldürülmesi, mescit ve medreseler içerisinde ibadet eden insanlarla birlikte ateşe verilmektedir. İnsana dair hiçbir değeri taşımayan cani Budist rahipler, Myanmar halkının sırf Müslüman olmasından dolayı sistematik işkencelerle onları yok etmek, doğup büyüdüğü topraklardan sürmek için ellerinden geleni Arakan hükümeti, ordu polis desteğiyle yapmaktadırlar. Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu katliama, yok edişi bütün dünya adeta seyretmekte ve üç maymun oynamaktadır. 1962 yılından beri kesintisiz olarak Myanmar Müslümanlarına yönelik acımasız şiddet, yıldırma, asimile, tecavüz, katliam ve sistematik işkencenin her türlüsü ivme kazanmış ve Müslüman varlığın bu bölgeden tamamen yok edilmesine yönelik baskı ve zulüm soykırıma dönüşmüştür. Bir vatandaşı için insan hakları hamisi kesilen, savaş ilan eden, diplomasinin her yolunu deneyen vicdansız ve ikiyüzlü Amerika, Avrupa ve Siyonist İsrail, şimdi de Avrupa Amerika'dan sonra Asya'ya yayılan İslamofobi düşüncesini sadece seyretmektedir. Müslüman ve Türk dünyasının tek sahibi Allah, hamisi de Türkiye'dir. Buradan tüm Müslüman, Türk ve eğer birazcık insanlık ruhu taşıyorlarsa uluslararası örgütlere sesleniyorum. Arakan Müslümanlarına ve dünyanın muhtelif yerlerinde sadece Müslüman oldukları için gayri insani muamelelere maruz kalan insanların yaşadıkları dram, işkence ve zulme karşı gerekli yaptırım ve yardımları yapmanızı istiyoruz. Ey dünya milletleri, dünya hepimize yeter. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşayalım. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Teşekkür ederim.